Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere all time favorite ürünlerimi göstereceğim. Yani tüm zamanların en severek kullandığım ürünlerini. Bunları seçerken şeye dikkat etmeye çalıştım. Hem tabii ki en severek kullandığım ürünler olmalarına hem de bir ürünü bir kereden fazla almış olmama, yani tekrar tekrar almış olmama. Bazılarını öyle yapmadım ama çoğu tekrar tekrar aldığım ürünler. O yüzden de onları size göstermek istedim. Tamam, başlayalım. Fondöten olarak dikkat ettim de şöyle bir düşünce, bugüne kadar hiçbir fondötenim, bugüne kadar demeyeyim, eskiden iki kere üst üste aldığım bir fondöten vardı. Max Factor'ın Color Adapt fondöteni, bu pompalı olan fondöten, onu iki kere almıştım. Fakat şu anki aklım olsa öyle bir fondöten kullanmazdım cildim için. O yüzden onu saymayacağım ama onun dışında bugüne kadar ikinci kez aldığım hiçbir fondöten yok. Hep değişik almışım. O yüzden de bunu da iki kere aldığım ürün gösteremeyeceğim. Fakat tekrar, yani şu an elimdekileri bitirip tekrar almayı düşündüğüm için tüm fondötenlerim için Egyen'li fondöten Revlon Colorstay olduğu için konuşamıyorum bugün, pardon. Revlon Colorstay olduğu için en favori fondötenim bu diyeceğim. Ve bence favori ürünlerim arasına girmeyi, bu listeye, bu videoya girmeyi hak eden tek fondöten de bu. Estee Lauder Double Wear'da kullanmıştım. Fakat ki severek de kullanmıştım. Şu anda dolusunu isterim. Ama gidip de ona 70 küsür lira verip almak, ne bileyim, istemedim açıkçası. Özellikle Revlon dururken. O yüzden ikisinden birini seçme şansım olsa bunu seçerdim ve tekrar bunu alırdım. Fondöten kategorisinde o var. Pudra olarak bu da ikinci kez aldığım bir ürün değil ama bittiğinde kesinlikle alacağım bir ürün. Hatta kararsız kalmışım, Mineralize Skin Finish Natural'ı mı koysam MAC'ten diye. Fakat onu tekrar alıp almamak konusunda kararsızım, fiyatından ötürü. Yoksa ürün olarak oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Fakat yağlandırıyor beni. O yüzden onun bir eksisi var şimdi göstereceğim ürüne göre. Fakat bu Maybelline'in Dream Matte pudrası. Bittiğine tekrar alacağım bir ürün. Çünkü Mineralize Skin Finish kadar hafif yapı olarak ve ondan artı olarak da aynı zamanda yağlanmaya da engel oluyor. Mineralize Skin Finish'ten daha geç yağlanmamı sağlıyor ve gün içinde de özellikle yağlanma sorunu olan bölgelerini, burun çevresi vesaire gibi tekrar uyguladığımda görünüşünü çok beğeniyorum. O yüzden pudra kategorisinde bu listeye girmeyi hak eden bir ürün bu. Dediğim gibi ilk ürünüm bu. Yani bu ürünü ilk kullanışım. Fakat bittiğinde tekrar kesinlikle alacağım. Yine aynı kategoride bir diğer ürün. Artık bıktınız biliyorum bunu görmekten ama göstermek zorundayım. Çünkü bu benim üçüncüm. Catherine Erlay'ın pudrası ve 3 tane daha yediğim var. Ve bu numarası bittiğinde bir tane daha 5 numara alacağım. Düşünün artık ne kadar çok kullanıyorum bunu. Her zaman benim favoriler videomda olacak bir pudra bu. Çünkü hep söylüyorum, ucuz ve güzel, işe yarıyor. Sadece ucuz olduğu için tabii ki beğenmediğim bir ürüne sadece ucuz diye gidip almam ya da videolarını size göstermem. Ama bu hem ucuz hem de işe yarıyor. Ah, kokusuna da aşığım. O yüzden bu pudra tabii ki bu videoda olacaktı. Bu beklenen bir şeydi. Pudra demişken pudra fondöten bir üründen bahsetmek istiyorum. Evrede Mineralize ürünleri. Şu sıralar fazla kullanmıyorum aslında. Daha ziyade likit fondöten kullanıyorum. Ama her zaman likit fondötenden sıkıldığımda geri döndüğüm hep Everyday Mineralize kullanıyorum. Şu an bir sürü Everyday Mineralize fondötenim var. Olmasalardı kesinlikle tekrar gider alırdım. Çünkü hep elimin altında olmasını istediğim ürünler bunlar. Hem çok çabuk, hem çok pratik, hem cildimi yormuyor. Fazla makyaj istemediğim günlerde ama yine de düzgün görünsün cildimi istediğim günlerde kurtarıcım her zaman Everyday Mineralize. Ben Everyday Mineralize'siz asla olmam herhalde. Çok çok seviyorum. Kapatıcı olarak da yine Everyday Mineralize diyeceğim. Çünkü ki şu sıralar sürekli Flormar'ın kapatıcısını kullanıyorum ama tekrar almayı düşünmüyorum onu. O yüzden Everyday Mineralize diyeceğim. Bu multitasking kapatıcısı bence mükemmel bir ürün. Çünkü hem kapatıcılığı güzel, üst üste birkaç kat uygulayabilirsiniz daha yoğun kapatıcılık için ya da sadece aydınlık istiyorsanız tek katta işinizi görecektir. Göz altınıza da uygulayabilirsiniz, yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Bence likit fondötenle beraber de uygulayabilirsiniz ya da mineral fondötenle de uygulayabilirsiniz. Bu eşsiz bir ürün bence. Kesinlikle makyaj sever herkes de bulunması gerektiğini düşündüğüm bir ürün. O yüzden bu listede olmayı hak ediyor. Bahsetmek istediğim bir diğer ürün, göz makyajı ürünlerine geçersek şayet, Flormar'ın 82 numaralı şu
göz farı paleti. Özellikle de şu renk. Çok ama çok seviyorum. Ne yazık ki bu far paletini bulmak artık çok zor. Kaldırdı zannedersem Flor var. Kaldırdı. Niye böyle bir şey yapar bir marka bilmiyorum ama şöyle bir renk. Bence çok güzel, çok çok güzel. Tüm göz kapağımı bunu sürüp sadece likit ve eyeliner ve rimel sürüp çıktığım zamanlarda oldu ya da bunu sürüp üstüne diğer renkleri karıştırdığım zamanlarda oldu. Bence muhteşem bir renk. O yüzden de bu listede yeri var tabii ki. Bir diğer göz farı. Bunu da birçok videomda görüyorsunuz. Bunu da ilk alışım fakat göz farı olduğu için çok çabuk bitmiyor haliyle. Bittiğinde tekrar alacağım. Şayet yurt dışına alışveriş yasağı kalkarsa. NYX'in Iced Mocha isimli bu farı. Top. Muhteşem bir top renk ve bence çok güzel. Niye savuçları bu elimde yaptım? Göstermesi zor olan elimde bilmiyorum. Umarım net bir şekilde görebilmişsinizdir. Çok dediğim gibi kullanması çok keyifli, çok hoş bir renk. Hemen hemen her göz makyajımda severek kullanıyorum ama bugün onu kullanmadım. Evet, göz makyajı ürünlerinden bahsetmişken her videomda gördüğünüz benimle beraber olacak her zaman L'Oreal Liner Intense Liquid Eyeliner'ım. Mükemmel bir ürün bu. Fiyatı, gözde duruşu, sürmesinin kolaylığı, rengi, pratikliği, ayrıca bir fırça taşımak zorunda değilsiniz. Bence her şeyiyle mükemmel. İsterseniz ince bir hat çekebilirsiniz, isterseniz kalın. Bugün de kullandım. Gözlerimde eyeliner oldu. Her zaman kullandım ve kullanacağım. Bu benim baş tacım. Olmazsa olmaz diye yani makyaj ürünüm diyebilirim. Çok seviyorum. Cidden konuşamıyorum. Rimmel olarak aslında yanımda olsaydı onu gösterecektim. Çünkü benim olmazsa olmaz rimelim L'Oreal'in Volume Shocking rimeli aslında. Bu iki taraflı olan böyle tombul bir rimel var. Beyaz tarafı var baz olarak. Bir de tarak şeklinde bir fırçası var. Odur benim hayatımın rimeli. Fakat ne yazık ki piyasadan kaldırdılar. Neden? Neden böyle bir şey yaparsınız bilmiyorum. Samimi söylüyorum bunun olacağını bilseydim. Ben ondan 15 tane falan alırdım ki ömrüm boyunca ondan uzak kalmayayım diye. Çok severek kullanıyordum ve onun üzerine hiçbir rimel tanımam ne yani kirpikleri tek tek ayırmak yönünden ne de dolgu, özellikle de dolgunluk yönünden o eşsizliği tek bir katıyla bile anında muhteşem şey sürmüş gibi. Takma kirpik takmış gibi kirpikleriniz oluyordu. Hiçbir rimel onunla baş edemez bence. Fakat artık piyasada yok. O yüzden onun yerini L'Oreal'in Voluminous rimeli aldı. Bence L'Oreal rimel konusunda bir numara arkadaşlar. Türkiye'de ne yazık ki çok pahalıya satılsa da yine de ürünlerinin çok iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yurt dışından alma şansınız varsa fazla fazla alın. Çünkü Türkiye'de pahalılar. L'Oreal Voluminous rimel Carbon Black rengini kullanıyorum şu an. Bu rimeli şu elimdeki üçüncü... Evet, bir tane daha var yedek. O da dördüncü olacak. Demek ki bir kereden fazla aldım. Ürünler kategorisine sayabilirim. Fakat tekrar aldığımda Carbon Black almayacağım ki yediğim bir Carbon Black ama düz siyah rengini alacağım. Çünkü bunu gözden çıkarmak oldukça zor ve gözlerdeki o siyahlık, karalık anlamında da normal renkten daha fazlasını verdiğini düşünmüyorum. Ama genel anlamda dolgunluk açısından oldukça güzel bir maskara. Benim beklentilerimi karşılayan bir ürün. Volume Shopping'le kıyaslamam, hiçbir rimeli onunla kıyaslamam ama ondan sonra gördüğüm en dolgunluk veren maskara. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bununla dönüşümlü olarak kullandığım... Ay düşmeyin. Bu L'Oreal'de dönüşümlü kullandığım Maybelline... bu Black Drama olanı ama diğerinden bir farkını görmedim açıkçası. The Falsies, bu mor rimeli de oldukça severek kullanıyorum. Özellikle kurumaya başladıkça dolgunluğu da biraz daha fazlalaştı. Genelde rimeller zaten ilk açıldığınızda biraz fazla sıvı oluyor. Sonra kurudukça güzelleşiyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Bu rimeli şayet yurt dışına alışveriş yasağı kalkmazsa L'Oreal Voluminous almayı düşünmüyorum tekrar. Çünkü 40 lira vermek istemiyorum bir rimeli. Bu 15 lira civarı tekrar alacağım, devam edeceğim rimel bu olur. L'Oreal'i bundan daha çok beğeniyorum ama o 40 lira bu 15 lira. Ve arada çok da uçurum yok görüntü olarak. O yüzden bunu alacağım. Onu da tavsiye edebilirim sizlere. Dudak ürünleri olarak artık benim videolarımı izleyen herkes biliyor herhalde. Flormar'ın bu kalemini göstereceğim. 201 numaralı dudak kalemim. Vazgeçilmez
Tuzak makyaj ürünüm bu. Bu ve sadece herhangi bir lip balm, dudak kremi benim için yeterli. Bunu sürüp dolduruyorum içini ve çıkıyorum. Şayet eğer bir de elli plus göstermem, dudak parlatıcısı göstermem gerekirse pastelin sanırım 24, bu altındaki numarası çıktı, kusura bak. Evet, 24. Bu parlaklık veren serisinden, natural diyor, doğal seriden 24 numaralı bu gloss benim hayatımın lip gloss'u. Ki lip gloss seven bir insan değilim ama bu çok güzel bir ürün. Biraz büyükçe olduğu için ve ben çok sık lip gloss sürmediğim için, ki genelde yarısına kadar getirmişim. Sadece bir kere aldım ama bittiğinde kesinlikle bunu tekrar alacağım. Çünkü rengi çok güzel, dediğim gibi kokusu da çok güzel. Sanki vanilyalımsı bir kokusu var. Dudakta duruşu da çok hoş. Ve o benim göstereyim Flormar dudak kalemiyle de ikisini çok seviyorum bir arada kullanmayı. Gloss'umun da rengi şu şekilde. Parlaklığı da çok güzel. İçinde sim falan yok. Sadece su parlaklığı gibi. Yapısı çok hafif. Evet, kalıcı değil ama lip gloss ne kadar kalıcı olabilir ki? Dudakta ağır bir his asla bırakmıyor. Kokusu çok güzel. Rengi çok güzel. Doğallığı çok güzel. Lip gloss sevmiyorum ama bunu çok seviyorum. Allık olarak sanırım tek bir renk seçmem gerekse Everyday Mineral'dan Snuggle derdim. Bendeki küçük boyu bitmesin diye kullanmıyorum. Fakat çok güzel. Çok güzel bir renk. Hemen size swatch'unu yapayım. Evet, cidden benim en vazgeçilmez ve kendime en yakıştırdığım aldığım bu. Nars Orgasm var elimde. Ondan bile çok daha fazla seviyorum. Aslında renk olarak da biraz benzetiyorum. Şu aşağıda görüyorsunuz zaten. Rengi çok hoş bence. Büyük boyunda almayı düşünüyorum. Hatta Everyday Minerals'ın elimdeki bittiğinde. Everyday Minerals aldıklarının büyük boyları Türkiye sitesinde 33 lira zannedersem. Valla 33 lira az bir para değil, evet, bir aldık için, ama Nars'a falan kıyasla çok daha ucuz. Ve Everyday Minerals aldık, bir Everyday Minerals aldığı her gün sürseniz 5 seneden önce bitirirsiniz. Öyle söyleyeyim. Son derece pigmentliler ve zaten eğer gelirse şu boyda bir şey gelecek. O yüzden de pardon. Eğer gelirse, alırsanız şu boyda geliyor. Bu boyda bir allığı, yani ben şunu bitiremiyorum. Siz bunu herhalde cidden 5 sene falan kullanırsınız. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Snuggle benim en sevdiğim Everyday Minerals allığı. Ve en sevdiğim allık. Fırça olarak da bir tane seçemedim. 3 tane seçtim. Bir tanesi Sigma'nın Flat Top Sentetik Kabuk Hissi F80. Muhteşem. Biraz kırmızı görünüyor. Çünkü bugün allığımı biraz fazla kaçırmıştım. Ve aldıktan önce de fondöteni bununla sürmüştüm. Sonradan şununla şöyle hafifçe bir dağıttım ve fırçamda hafif bir kırmızı mısılık var. Çok güzel bir fırça. Likit fondöten için, toz fondöten için mesela Everyday Minerals da bununla sürebilirim. Krem fondöten için, aklınıza gelen her şey için kullanabileceğiniz bir fırça. Allık için ve bronzer için tabii ki biraz fazla kalın. Ama elimde olan başka hiçbir ürün, mesela fırça yoksa, tek bu fırçayla yapabilirdim makyajımı, hafifçe sürerdim her şeyi. O yüzden yüz makyajı, ten makyajı için bu diyeceğim. Şayet allık fırçası alma şansım olsaydı yanıma, bunu da koyardım. Çünkü ben bu fırçaya aşığım. Bu fırçayı edinmeden önce MAC 168, ki bu onun muadili. Sigma'nın Large Angled Contour F40 fırçası. Bunu almadan önce netten sürekli 168'in fotoğraflarına bakıyordum. Ah, benim olsa diye hayalini kuruyordum. Ve gittim Sigma olanını aldım. Çok da memnunum. Bronzer uygulaması için mükemmel. Ben allığımı sürmüyorum bununla. Allık için başka fırça kullanıyorum ama bu tabii ki allık için de mükemmel olurdu. Bronzer için de mükemmel. Burun kenarlarımı da bununla kontrolüyorum. Saçım da berbat bugün. Beni çıldırtıyor. O yüzden bu fırçayı çok seviyorum. Bu listede olsun istedim. Göz makyajı için şayet tek bir fırça seçmem gerekseydi o bu fırça olurdu. Şu an kirli çünkü bugün kullandım. Kosasens'ten aldığım C433 Pro Blending Fluff fırça. Sigma fırçalarımın üstüne bile bunu seçiyorum. Çünkü Sigma mesela MAC 217 muadili olan Sigma fırça bundan daha ne derler, yumuşak. O yüzden de koyu uygulamaları çok güzel yaptığını düşünmüyorum. O fırça dağıtmak için çok güzel. Fakat bu fırça hem ürünü alıp gözünüze sürmek için istediğiniz koyulukta, hem de sürdüğünüz ürünü dağıtmak için mükemmel. Genelde bu şekilde kullanmıyorum. Farklı fırçalar kullanıyorum ama eğer şayet tek bir tane kullanmam gerekseydi tüm göz makyajım için bunu seçerdim.
Evet, sırada biraz daha karışık ürünlere geldi. Parfüm için tek bir tane seçemedim çünkü bir sürü parfümüm var ve ben bir parfüm aşığıyım. O yüzden tek bir tane seçmem imkansızdı, üzgünüm. 3 tane parfüm seçtim, vazgeçilemez benim için her zaman olması gereken, elimin altında bulunması gereken parfümler olarak. Bunlardan bir tanesi Lolita Lempicka. İki şişe bitirdim, üçüncüyü de bitirmek niyetindeyim fakat o dönem evimizde çalışan bir yardımcı abla vardı, sağ olsun. Yere düşürdü, kırdı. O yüzden de o şekilde bitmiş oldu. Şu an elimde yok ama en kısa zamanda tekrar alacağım. Açıkçası Body Shop'un vücut spreyini kullanıyorum şu sıra ve kokusunu buna çok benzettiğim için almadım. Fakat o bittiğinde hemen koşup bundan bir tane daha alacağım. Lolita Lempicka benim kışın olmazsa olmaz parfümüm. Muhteşem kalıcı, muhteşem güzel kokuyor. Çok feminen buluyorum. Kesinlikle eşsiz bir koku bence. O yüzden olmazsa olmaz benim için. Tekrar tekrar alacağım. Versace Crystal Noir. Bu ilk şişem ama bitirmeye kıyamadığım için ilk şişem şu kadar kaldı. İçinde bittiğinde kesinlikle tekrar alacağım. Çünkü kışın imzam diyebileceğim bir koku. Ah, çok ama çok güzel bir koku. Çok farklı bir koku. Herkeste olmaması çok büyük bir avantaj. Çok kaliteli, çok sofistike, çok başka bir koku bu cidden. Ne kadar övsem, ne desem azdır hakkında. Eğer kendinizi diğerlerinden daha farklı hissetmek istiyorsanız kullanacağım ama kullanmayın. Çünkü herkes kullanmasın. O zaman o özelliğini yitirecek. Mesela Christian Dior'un Hypnotic Poison'ı da çok beğenirim ve çok dişi buluyorum. Fakat herkes kullanıyor. Çok özel hissettirmiyor ama bu başka bir şey yani. Bu arada şişesi de müthiş çirkin. Özellikle kapağı. Ama kokusu... Ah, eşsiz. Eşsiz kokuyor. Konuşamadım. Eşsiz kokuyor. Ve üçüncü parfümüm, bunun geleceğini tahmin ediyor olmalısınız. Lovely, Sarah Jessica Parker'dan. Bu üçüncü, pardon, ikinci şişem. Üçüncüsü de hazır. Yok, bu benim üçüncü şişem ya. Doğru, dördüncüsü de hazır o zaman. Neyse, kafam karıştı. Dolu bir şişem daha var. Hiçbir zaman bu parfümsüz olmak istemiyorum. Mükemmel kokuyor. Yazın bolca bunu kullanmayı düşünüyorum. Genelde kışın Lolita Lempicka ve Versace kullanıyorum ki Lovely aslında yazlık ya da kışlık diye ayrılamayacak bir koku bence. Ama ben yazın kullanmayı tercih ediyorum daha ziyade. Ve muhteşem, modern, tertemiz, bilmiyorum, miski çok yoğun hissediliyor bu kokuda. Çok seviyorum, çok çok seviyorum. Tarif etmekte iyi değilim. Uzatmayacağım. Mükemmel bir koku. Ve bahsedeceğim son iki ürün. Ki bir önceki videomda bu üründen bahsettim. Hem de olumsuz bir şekilde bahsettim. Verilen parayı hak etmediğini düşünüyorum dedim. Bir sabuna 15 lira verilmez dedim ama hani ya boş vakit. Benim favoriler listemde olmak zorunda. Evet, şu kalıba 15 lira verilmemeli. Çok fazla bence ama ben vermeye devam edeceğim. Çünkü kokusuna aşığım. Onsuz olmak istemiyorum. Evet, sadece bir sabun. Evet, pahalı ama alma gücüm olduğu sürece bu sabunu almaya devam edeceğim. Bu benim ikinci barım mı diyeyim, ikinci kalıbım. Ve üçüncü, dördüncü, beşincisi de gelecek kesinlikle. Gelecek. Yani ben mutsuz olamam. Ve son olarak göstermek istediğim şey saç ürünü. Sıradan bildiğimiz şampuan, Pantene. Şampuan olarak Pantene'den vazgeçemediğimi fark ettim. Çünkü kokusunu çok seviyorum. Bu bir. İkincisi de kremini saçlarımı çok güzel açtığını düşünüyorum. Şampuan ve krem diye ayırmayacağım. Çünkü genelde ikisini set şeklinde alıyorum. Yedek olarak sanırım 3 tane şampuan, 3 tane kremim var bir boy. Herhalde bu anlatıyordur Pantene olan düşkünlüğümü. Güzel, saçlarıma iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden de kullanmayı çok ama çok seviyorum. Evet arkadaşlar, benim favoriler videom bunlardan ibaret. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım her videoda gördüğünüz şeyleri gördüğünüz için gene sıkılmamışsınızdır. Ama bunlar benim favori ürünlerim. Favori ürünlerim oldukları için sürekli bunları kullanıyorum ve sürekli videomda bu ürünleri görme sebebiniz de bu. Zaten çok da aman aman böyle yüzlerce eşyası olan birisi değilim. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri gösterdiğimi düşünüyorsanız affola. Bu arada aklımda bir fikir var. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim bir hediye çekilişi yapmayı düşündüğümü. Çekilişle ilgili kafamda bir şeyler netleşiyor ve bu videoyla da pekiştirmek istedim onu. Çünkü sanırım çekiliş Bilge'nin favori ürünleri çekilişi olacak. Blush'tan favori ürünümü, dudak için favori ürünümü, göz içi favori ürünümü vesaire
bir paket yapıp çekilişte size sunmayı düşünüyorum. Ne zaman olacağı hakkında bir fikrim yok. Elimden geldiğince çabuk yapmaya çalışacağım bunu ama tabii önce bu ürünleri bir bir alıp kenara atmam lazım ki size çekilişte onları hediye edebileyim. Hem böylece sürekli tanıttığım ürünleri bilmiyorsanız şayet onlardan kullanmış ve onlar hakkında fikir sahibi olmuş olursunuz. Hem de sizlere bir hediye verebilmiş olurum. Evet, şimdilik düşüncem bu yönde. Bakalım nasıl olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her zamanki gibi benimle beraber olduğunuz için, Twitter'da benimle sohbet ettiğiniz için, yorum bıraktığınız için, Facebook sayfama üye olduğunuz için gitgide artıyor üyeler. Çok da mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Her şey için, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.